içinde bulunan Muzaffer Abiye'deyiz şu anda ve buranın ortaklarından Esra Hanım'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyorum sizi bu güzel organizasyonda, bu sene ikincisi düzenlenen organizasyonda siz de yer alıyorsunuz. Biraz önce evet. Standı da dolaştım. Çok hoş abiyeler var gerçekten. Dilerseniz ilk olarak sizden dinleyerek başlayalım. Firmanızı, misyonunuzu, vizyonunuzu tanıyalım sizi. Daha sonra da sorularımla birlikte sizinle olacağım. 30 yıllık bir firmayız ve Muzaffer Abiye sadece abiye üreten bir firma. Ve sektörde öncü firmalardan biriyiz. Bugün bu fuarda ilk bulunmamız ve inşallah bu her zamana devamlı da olacak. Böyle güzel başarılı organizasyonlar olduğu sürece biz Abiye, Muzaffer Abiye olarak mutlaka bu organizasyonlarda bulunacağızdır. Çünkü böylelikle daha kaliteli bir müşteri portföyü oluşuyor ve daha çok kitleye ulaşmış oluyoruz. Bizim buradaki bu fuarların bizim bu fuarlarda bulunma sebebimiz tamamen yurt içi ve yurt dışındaki franchise sayımızı, satış noktalarımızı arttırmak ve daha çok fazla müşteriye hitap etmek ve daha çok kitleye ulaşmak. O yüzden de bununla beraber tabii hemen akabinde ihracat rakamlarımızı etkileyen, vizyonumuzu etkileyen, bir dünya markası olma adına markamızın daha ileri safhalara gelebilmesi için tabii ki burada bulunmak bizim için çok zevkli ve dekorumuzla, ürünlerimizle, 2011'in birbirinden güzel renkleriyle burada olmak tercihimiz oldu. Tabii evet, ki. Çünkü biliyorsunuz çok önemli bir organizasyonun içerisindeyiz. Evet, evet. Biz de Londra gibi, Milano gibi, Fransa gibi, Paris gibi bir İstanbul taşıma ekibimiz var artık. Ve burada gerçekten Türkiye'nin en önemli moda tasarımcıları, genç tasarımcılar ve birbirinden önemli markalar yer alıyor. Siz de onlardan birisiniz. Evet. O yüzden çok keyifli ki sizi tanımak, sektöre yeni bir markanın girdiğini bilmek evet. ve bunu desteklemek bizim için de çok hoş oldu gerçekten. Dilerseniz biraz markanızdan ve koleksiyonunuzdan bahsedelim. Burada bir fuar alanında bir standınız var. Ben şöyle bir dolaştım ama siz nasıl düşündünüz bu sene 2011 sonbahar kış koleksiyonunda ne tarz materyaller, renkleri tercih ettiniz? Stilinizi nasıl belirliyorsunuz diye bir soru yönlendireyim size. Sizin de zaten görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz tamamen kadınsı hatlardan oluşuyor. Ve ürünlerimizi oluştururken öncelikli olarak bir altyapı çalışmasından mutlaka geçiyor ve biz her senemizi 2 sene önde devam ettirmekteyiz. Çünkü evet. müşteri portföyümüz tamamen sezonu önden takip etmemizi Tabii. gerektiriyor. Tüm dünyada da zaten sistem Tüm dünyada o şekilde, işliyor. Evet. Renklerde neler görüyoruz şu anda? Şu an kullandığınız malzemeler ve materyaller, ben taşlar görüyorum baktığım zaman. Kırmızı ve siyahın ağırlıklı olarak kullanıldığını görüyorum. Tabii ki abiye çok geniş kapsamlı bir kelime. Siz bunu nelerle sınırlıyorsunuz ve hangi kumaşları, renkleri ve materyalleri tercih ettiniz? Öncelikle olarak abiyede sınır olmadığını düşünüyorum. Zaten çizgimizin ve renklerimizin de birbiriyle tamamen kombin ve gruplu olarak yapıyoruz. Parlamento ve saks gruplarımız, fuşya, kırmızı, leopar ve bizon renklerimiz ve bunları da tabii ki aksesuarlarımızın yüzüğü Swarovski olarak kullanmaya evet, çalışıyoruz. Evet, Swarovski'ler ağırlıklı. Belki hani elbiseye gerçek. Baktığın zaman evet, evet gerçek kullanmaklarına. Çünkü müşterilerimiz artık hani bu fiyat aralıklarında ama bu kalitede olmasıyla alakalı bize mutlaka her zaman Muzaffer'in bir bu şekilde olmasıyla alakalı biz her zaman öncü olmuşlardır. O yüzden siyah beyaz tonların hakim evet, olduğu. Evet, çok fazla siyah beyaz var. Leopar ve gri tonların hakim olduğu ve özellikle 2011-2012 yıllarına kadar devam edecek bizon tonların hakim olduğu bir evet, renk grubu görüyoruz. Evet, bizon ön plana çıkıyor değil mi önümüzdeki evet, seneler? Evet, önümüzdeki sakin sene çok, bir renk. Evet, sakin ve çok. Ama sanırım saks mavisini de ön plana çıkartmışsınız. Geçen seneden beri saks renginin tüm abiye ve tüm ürün gruplarında hakimiyeti sürekli görebiliyoruz. Peki sizin bir de New York'ta çalışmalarınız var evet. değil mi? Yurt dışına açılmayı planlıyorsunuz ve evet. burada da franchising'e devam etmeye başlayacaksınız. Daha doğrusu bunu şöyle diyelim. Burada da franchising sistemine başlayacaksınız. Biraz bahsedelim New York'ta yer almanızdan. Bizi temsil edeceksiniz marka olarak. Ne zaman başlıyor? Bizim asıl bununla alakalı ilk çalışmalarımız 2008 yılında Las Vegas'taki İTKİB'in düzenlediği Las Vegas'taki fuara katılmakla başladı.
ve bu fuardaki almış olduğumuz siparişler ve bize oradaki bu taleplerden dolayı ben aynı yılda ikinci kere tekrar bir fuara katıldım. Daha sonra adetlerimiz her geçen sefer daha çok yükselince daha sonra oradan gelen tekliflerden doğrultusunda New York'ta bir mağaza açma kararı planladık. Bu önümüzdeki sezonda. Önümüzdeki sezona. Ama şu an altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Her şeyimiz hazır. Tamamen yer ve koleksiyon anlamında da hazır olduktan sonra yerimizi alacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Öncelikle bu güzel fuarda yer aldınız ve kendi kıyafetlerinize, kendi tasarımlarınıza renk kattığınız için biz de Fashion TV olarak destekliyoruz. Bu güzel organizasyonda sizi çok teşekkürler.